güzel bir tarım bölgesi, Murat Dağı'nın hemen yan taraflarında doğan Gediz Nehri'nin büyük deltasında verimli toprakları olan ve hayvancılıkla uğraşılan bir beldedeyiz. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim çok güzel bir beldeniz var. Çok da tarıma elverişli bir beldeniz var. Evet. Ne zaman kurulmuş beldeniz? Yaklaşık 600 yıl önce. 600 yıl önce göçebe olan insanlar gelmiş herhalde buraya. Evet, diyor. Göktürk göçebelerinden tamamen kurulma bir köy. Tabii önce göçebe halinde yaşayan insanların daha sonra bu bölgede göçerken normal Keklikpınar dediğimiz çeşmeye su doldurmaya gelen gelinlerin bir gelinlerden bir tanesinin doğum yapması sonucu işte oradaki diğer bayanlar, kızlar, genç kızlar soruyor ne oldu? Er doğdu. Ne olmuş? İşte diğer obaya vardıklarında er doğmuş diyerekten beldemizin ismi Er doğmuş kalıyor. Onun için Er doğmuş oluyor. Er doğmuş da sevgili seyirciler burada adetler hala sürüyor. Bugün buraya gelmemizin sebebi de burada 1991'e iki tertip askerlerin burada eğlenceleri var. Hem onu göstereceğiz hem de hayvan kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve bir de gördüğünüz gibi 3 katlı bir kahve var burada. Ve kahvenin sahibi de tamamen hem hayvancılıkla uğraşıyor hem ticaretle uğraşıyor. Köyde de bazı şeylerin yapılabileceğini göstermiş. Efendim çok Evet, teşekkür ben ederiz teşekkür verdiğiniz ederim. bilgiler Sağ olun, için. hoş geldiniz. İsterse biz bir de şöyle burada oturan köy halkıyla bir Tabii belde tabii, halkıyla buyurun. konuşalım. Efendim merhabalar, hayırlı günler. Nasılsınız? Merhaba, merhaba. Nasıl keyifler? İyi bakalım şöyle keyfimiz. Keyfiniz iyi. Neyle uğraştınız? Şimdi emeklisinizdir büyük bir ihtimal. Tarımla mı uğraştınız, hayvancılıkla Bu mı? zamanda neyle uğraşacağım? Nasıl aklın gelen bir şeyler varsa her şeyle uğraştık. Hayvancılıkla uğraştınız, tarımla uğraştınız. Hayvancılıkla uğraştık ama gülüm pek yaklaştırdım da biraz konuşacağım. Bu hükümet geleli bizim ineğimiz, danamız, malımız, sütümüz hepsi dereye. Beş Para para etmiyor öyle mi? etmiyor. Biz bundan şikayetçiyiz. Evet, biz de ilgililere buradan gösteriyoruz sevgili seyirciler. Vatandaş ne derse biz onu gösteriyoruz. Demin bize Ben şöyle oturayım isterse. Bak amca çok derin konuşuyor. Sen az şöyle kay abi. Yemin çuvalı 40 milyon lira. Evet. Bir kilo sütün kilosu 450 lira. Anladım. Evet. Neden bu köyü biz nereden barınacağız? Nereden kalkınacağız? Hiç bundan sen bir akşamdan beri televizyonu çekiyorsun. Bir kimse bundan seni bahsetmedi, değil mi? Ama sen bahsediyorsun bak. Ben sen bahsedeceğim diye geldim. Hiç etmedi. Evet. İnekçilik olacak, daha iyi olacak dedik. Sığırcılık olacak, daha iyi olacak dedik. Daha kötüye gidiyor. Evet, Ne zaman problemler var diyorsunuz. Yani ne zaman bu köylü kalkınacak? Mahsulü para etmez. Domatesi para etmez. Biberi para etmez. Ne çipi halim bu millet? Gübresi bağlı, mazotu bağlı. Nereden tarım işleteceğiz biz? Neyle? İşler zor diyorsunuz. Zor demek bir şey mi ya? Zor ne yani? Evet. Berak zor olsa. Önceden nasıl? Daha mı rahattı? Önce ben biraz daha rahattı. Biraz Bundan daha rahattı. Biraz yani biraz değil daha iyi rahattı. Evet. Biz de sizin bu kısıtlı bir saatlik programımızın içerisinde mutlaka dert ve problemlerinizi de hiç kesmeden göstereceğiz. Ekran başında seyredenlere de tarafsız olarak Erdoğmuş'ta yaptığımız yayında burada devam ediyoruz. Erdoğmuş meydanında şöyle baktığımız zaman burada birkaç tane kahve var. İşte 3 tane 3 katlı bir kahve burada ve aynı zamanda karşıda da kahveler var. Bir de burada yakışıklı bir kahveci var. Gel amca bakayım. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Sen hem kahvecilik yapıyormuşsun hem de tekerlemen iyiymiş. Hep tekerlemeye girmeyeyim galiba. Onu girmeyeyim galiba. Tekerlemeye girmeyeyim. Tekerleme girersen içinden çıkamazsın. Girelim bakalım biz çıkmasını. Girme. Burada kahvecilik yiğidin son kar derler. Evet. Kahvecilik çok güzel bir şey. Allah bin bereket versin. Emekli oldum. Gidiyorsun daha. Bu sene 2 katlı bir bina daha dikeceğim. Maşallah maşallah bayağı da. Bu sene. Bu sene. Bu sene. Tekerlemeni de söyle artık. Lale gibi domat, iri kara, üzüm, sultani, akşa kadın, barbunya, ballara, karbaydıcık. Haydi Batçıvan. Gençler kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Tıraş mı ettiniz? Berberlik var mı? Bende var. Öğrendin öyle mi? Öğrendim. Okul var mı? Okula gidiyor musun? Ben okula gidiyorum da berberliğin okuluna gidiyorum. Berberliğin okuluna gidiyor. Yani çıraklık eğitime gidiyorsun. Evet. Çıraklık eğitime gidiyorsun. O da güzel. Ne kadar zamanda eline mesleği alacaksın? Ben elim mesleği zaten aldım abi. Almış. Maşallah maşallah. Baban ne iş yapıyor? Berber. Berber. Babadan oğula geçen bir meslek. Evet.
Erdoğmuş'a geldiğinizde dikkatimizi çeken bir şey var. Yabancı herkesin dikkatini çekiyor. Burada ulu bir çınar var ve bu ulu çınarın altında ulu çınar kadar yaşlı görünen insanlar var. Tabii ki yürekleri genç ama kendilerine baktığımız zaman ulu çınar kadar bilgili olduklarını görüyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Tanıyabilir miyiz? Hacı Kamil. Kamil amca, Erdoğmuş'un merkezinde büyük bir çınar var. Evet. Ve çok da güzel bir şamdan gibi üstü kapatılmış ve birçok insan da bu çınarın etrafında çeşitli kahvelerde oturuyorlar ayrı ayrı. Siz bu çınarın mazisini ne zaman dikildiğini bilir misiniz? Bilirim. Bilirim. Kaç yaşındaydın o zaman? Aşağı yukarı 15 yaşında falan vardım bu çınarın dikildiğinde. Dikildiğinde. 15'ten fazlaymış mı? Fazlamıştır. Siz hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Biz askere gittiğimiz sene 948 dikildi bu çınar. 41, 40'lı İbrahim Çavuş geldi, yeni askerden geldiydi. Anladım. Onlar dikti. Peki bu çınarın etrafında köylünün hepsi burada toplanıyor çeşitli kahvelerde. Sizin çocukluğumuzdan beri mi böyleydi yoksa son zamanlarda daha mı fazla yok? Bu köyün bu tarafı bu tarafının geçinmez oldu. Buraya yarbay geldi. Evet. Bütün komşuya birbirine kucaklaştırdı, helallaştırdı. Ve ondan sonra da bu çınar barış ağacı gibi herkesin ortak toplandığı yer oldu. Herkes buraya gelir, burada merhaba merhaba birbirine konuşur, görüşür, çay söyle, muhabbet eder, oturur evine gider. Evet sevgili seyirciler, bakın köy meydanındaki bu çınarın o kadar çok büyük bir önemi var ki bu çınar geçmişten bu zamana kadar barışın simgesi olmuş burada. Ve artık insanlar eskisi gibi değil, dünyayı daha iyi, hatta birbirlerine daha fazla yaklaştıkları için aslında birbirlerine düşmanca değil, kardeşçe yaklaşmalarının daha güzel olduğunu görmüşler. Hepsi tahsilden ileri geliyor, tahsil tahsil. Evet, çınarla beraber 1926'da da sizin eğitim çınarı burada başlamış. Okulunuz ilk 1926'da açılmış. Okulum kaçta açıldığını hatırlam diye ben bu benden evvel girdi o okula. Evet. İlk okula girdiğimiz zaman Uşaklı Kemik Muallim deden bir öğretmen var. Tanıyor musun? Evet. Evet. Kemik Muallim. Ondan sonra Eskişehir'de Ali Hikmet geldi. Evet. Ondan sonra Uşaklı Havuz Şakir geldi. İki, yani üç. Böylece eğitim devam etti. Peki evet. Sizin köyünüzde profesörler var. Doktorlar var, polislerin sayısı var. Belli değil. Kaymakam var, imam var. Hepsi var. Hepsi var. Evet sevgili seyirciler, gerçekten Erdoğmuş güzel bir yer. Biz de dedik ki bu çınarın öyküsüne, işte gördüğünüz gibi çınarın öyküsü. Karşılıklı siyasi görüşleri ayrı olan insanlar da kardeş olduklarını bu çınar belirtmiş onlara ve belirttikten sonra da burada birlik ve beraberlik olmuş. Çınarın etrafında toplanıyorlar. İkindiden sonra namazdan çıkanlar, işten gelenler, işi evet. Bitenler hep burada oturuyorlar. Bu çınardan evla, bu çınarın 15 metre 10 metre ilerisinde bir sümüklü kavak dedik, kara kavak vardı. Biliyorsunuz mu? Ha, kavak vardı. Buranın etrafını şöyle oturma için taş yaptılar. Ta sonra buraya böyle park yapıldı galiba. Zaman geldik ya, millet medeniyetçi ya. Evet, teşekkür ediyoruz. İhtiyarlar da dediğimiz gibi çınar kadar ulu ve o kadar bilgili. Gençlere de tavsiyemiz, burada yaşayanlara tavsiyemiz, ilelebet ömür boyu kardeşlikleri bu çınarın güzelliği gibi sürsün, devam etsin. Selamünaleyküm. Hacı abi merhaba, nasılsın? Ben iyiyim, çok iyiyim. Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Allah iyilik versin. Tevellit kaç?
1928. 1928. Oo maşallah. Cumhuriyetin ilk yıllarında doğanlar. Evet, evet. Cumhuriyetin ilk yıllarında. Evet. Ne yapıyorsunuz? Neyle uğraşıyorsunuz? Emeklisiniz artık herhalde. Bağkur'dan emekliyim. Bu zaman emekli olasıya kadar çiftçiliğine uğraştık. Çiftçiliğine uğraştın? Evet. Sen de Köy TV'desin şimdi bak. Çiftçilerin kanalı Köy TV Erdoğmuş'a geldi. Evet. Sizi tanıtmak istiyor. Neler söyleyeceksin? Nasıl çiftçilik? Eskiden mi iyiydi? Şimdi mi daha iyi? Eskiden zorluğuydu. Öküzünün arkasından gündüm saktıydı. Şimdi motorla iyi. O zaman sürdün mü bayağı çok? Orada bir ay gördüğüm şeye şimdi bir saat bir günde görüp geliyorum. Bir günde görüyor musun? Tarım teknoloji oldu değil motorla mi? Motorla. Tabii. Motorla. Bak burada bir amca düven sürüyor mu deyince hafif hafif böyle güldü. Şöyle araya geçeyim ben. Amca seni tanıyalım. Ben ismim Mehmet Karaaslan. Mehmet amca sen de mi çiftçiydin? Evet. Öküzlerle tabanla çiftçiydik. Öküzlerle sabanla çift sürerdiniz. Evvelden ağır sabanla sürerdik. Sonra demir saban çıktı. Düven de sürerdiniz. Düven sürerdik. Kaç ayda kalkıyordunuz tarladaki ekinleri kaldırıp harmana getirmek, saman yapmak, samandan buğdayı ayırmak. Evet bunların hepsi oldu sevgili seyirciler. Yani uzun gibi geliyor size ama. 1,5-2 ay bulurdu. Yani 1,5-2 ayı bulurdu. Bir zaman biçiyoruz, eğleniyoruz. Bir zaman çekiyoruz, eğleniyoruz. Kahneye çekiyoruz. Ondan sonra harman ediyoruz, böyle dikenlerin tepeye atıyoruz, yıkıyoruz böyle. Anladım. Bunların hepsini yaptınız siz. Siz Bağkur'dan emekli misiniz? Ben sigortadan. Sigortadan emeklisiniz. Bakın burada ayrı bir özellik var. Bu yaştaki amcalar bile geçmişte sigortanın, Bağkur'un kıymetini bilmişler. Burası aydın bir köy. 1926'da burada okul açılmış ve birçok profesörü, doktoru, kaymakamı, polisi, imamı yetişmiş öyle mi? Benim okuduğum öğretmen subaydı. Emekli subay. Emekli subaydı. İlkokulda. İlkokulda. Evet. Hepiniz eğitimlisiniz o zaman. Evet. Peki eskiden de bu çınar var mıydı burada? Beşten çıktım ben. Çınar var mıydı burada? Vardı. Hep böyle altında oturur muydunuz? Oturur. Hayır. Bak çınar yoktu diyor amca. Çınar yok muydu? Ben şöyle uzatayım. Yoktu. Kavak vardı önden. Kavak vardı. Evet. Kara kavak. Evet. Uzun kavak. Bak eskiden kavak varmış. Çınar yokmuş. Ya işte biraz daha laf. Bugün akşam asker eğlencesi vardı. Sen askerliğine gittiğin zamanları hatırlıyor musun? Hatırlamam. Eğlence yaptınız mı sizde? Biz yapamadık. Biz harman zamanı yaptık. Harman zamanı gittiniz o zaman harmana dek. Azdık. Dört aktiydik. Hmm. Hep iş çaktı. Akşam asker eğlencesi olacak. Seyretmeye gelecek mi? Yatsı namazından sonra. Özellikle yatsı namazından sonra. Siz de gelin diye yapıyorlar. Ben akşam son zaman içtim daha. Anladım. Geleceğim. Bir bugün geleceğim mi? İnşallah. Allah razı olsun. Bugün geleceksin. Evet bugün akşam asker eğlencesi var. Onu da göreceğiz. Şimdi bakın burada yaşlılar. Kamera böyle dönüyor hafiften. Orada da geleceğin delikanlıları, memleketi emanet edeceğimiz gençler oturuyor. Bunu neden gösteriyoruz biliyor musunuz? Yani buradaki yaşlılar artık onlara hem örnek hem de eğitici irfan, hani ilimi okulda öğreniliyor, irfan öğretecek bir şekilde oluyor. İç içe olmaları gerçekten çok güzel. Devam ediyoruz biz böyle. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler diliyoruz. Evet. Şimdi buraya da hemen uzatalım. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyiyiz hamdi olsun çok şükür. Sizi tanıyalım. Vehbi Bardakçı. Ne iş yapıyorsunuz? Leşberlik yapıyoruz. Kaç sene yaptınız? Aklı vereli leşberiz. Emeklilik var mı? Var emekliyiz çok şükür bin şükür. Hmm, emekli evet. Oldunuz abi. Emekli olduk. Sizler? Ben de emekliyim. Adım Şerif Ali Can Türk. Siz de emekli oldunuz mu? Emekli olduk. Çiftçiliğinle hala da uğraşıyoruz. Anladım. Vallahi maşallah burada herkes emekli. Peki sizleri tanıyalım siz. İsmim Hüseyin Can Türk. Emekli hastane müdürüyüm. Hastane müdürü. Tekrar köye döndünüz. Evet. Emeklilik hayatımı Erdoğmuş köyünde geçiriyorum. Hayatımdan memnunum. Köyümden de memnunum. Oh 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 ne güzel. Hayat ne kadar güzel. Sizi tanıyalım. Ben Erdoğmuş Hüseyin Çetin. İşte çiftçilik yapıyoruz burada. Böylelikle idare ediyoruz ortamı. İdare ediyoruz. İdare ediyoruz. Ne yapacaksın? Evet biz de tam ararken başkan diyorduk. Kooperatif başkanı da burada. Başkanım merhabalar nasılsınız? İsterse sizinle kooperatifin oraya gidelim. Biz de sizi arıyorduk. Siz de çınarın altında çiftçilerle berabersiniz. Beraberiz. Buyurun isterse oraya gidelim. Sevgili seyirciler şimdi de kooperatif başkanımızla çınarın altından geldik. Tabelasında sınırlı sorumlu Erdoğmuş Tarımsal Amaçlı Kalkınma Kooperatifi. Kuruluş tarihi 1989 yazıyor. Tabelasında gördüğümüz gibi başkanımızla beraber sizi tanıyalım. Ben Erdoğmuş Tarımsal Amaçlı Kalkınma Kooperatif Başkanı Ramazan Taşkın. Başkanım kaç üyeniz var?
260 üyemiz var, kooperatifimize bağlı 260 üye, artı Arıca köyü, evet. Dörtlüyermen köyü, Fırdan beldesi, Çelçikle köyü ve Erdoğmuş'tan oluşan, yani geniş kapsamlı bir kooperatif. Kuruluş amacını söylediniz, 1989. Kooperatifimiz iki kere projeden, iki kere şey projesinden yararlandı, hayvancılık projesinden yararlandı. Evet. Ben 2004 yılında kooperatif başkanı oldum. 2005 yılında 100x2 kırsal amaçlı kalkınma projesi kapsamında 100x2, yani 100 kişiye ikişer baş gebedüve verdik. Burada hayvancılık da yapılıyor. Daha fazla hayvancılık, açık besimi yapılıyor, kapalı besimi yapılıyor. Sütlerinizi nereye satıyorsunuz? Süt fiyatlarından memnun musunuz? Hayvancılık genelde kapalıydı bugünlere gelinceye kadar. Ama 2010'dan sonra yavaş yavaş açık besiciliğe dönülmeye başladı. Sütlerimize Eskediz'de Güner mandırası diye bir mandıra var. Oraya veriyoruz. Ama sütlerimiz gerçekten şu anda 1 litre su fiyatına değil. Değil. 500 lira. 500 kuruş. 2009 yılında süt 309'an iken hayvancılık gerçekten bitmek üzereydi. Ve büyükbaş ineklerimiz çoğu kesime gitti. Yine de bu şekilde devam ederse 3-5 aydır 500. Evet. Eğer 6 ay 1 sene böyle bu süt fiyatları 500 devam ederse hayvancılık tamamen bitmek üzere. Artık bunu yetkililerin duyması lazım. 1 litre su 1 lirayken 1 litre süt 500 lira. Yani buna hangi vicdan, hangi şey kabul eder bilemiyorum. Evet. Onun için yani hayvancılık Erdoğmuş'ta bitmek üzere. Benim bildiğim, benim gördüğüm kadar. Artık edindiğim evet, bilgileri... Evet, siz yetkililere çağrıda buluyorsunuz. Artık bir çözüm bulunsun. Çözüm bulunsun. Artı bakan adına genel müdür yazı gönderiyor bize. İşte süt fiyatları 730'dan aşağı alınmayacak. Ama kime vereceğiz? Alan yok. Alan yok. Evet. Biz mandırları böyle bir şey gönderdiğimiz zaman 730'dan alan varsa biz de verelim. Ama 730'dan alınması için devletin bu mandırlara baskı uygulaması lazım. Ben esnaflık yaptım. Nasıl bir vergi mükellefini devlet eğer vergini maddaran artırmazsan defterin incelemeye girer. İnceleme evet. Sonucunda artık devlet ne bulursa ya ceza yersin ya da cezadan kurtuluruz. Bunun için biz matrağı artırma yoluna giderdik. Şimdi maliye, devletin memuru eğer ki mandırlara, süt alan mandırlara baskı uygularsa herhalde sütler işler düşmez. Çünkü benim bildiğime göre 6 süt alıcısı var toplu olarak ama 6000 süt vericisi var. 6000'e anlaşmak mı zor, 6 kişinin anlaşması mı kolay? Onun için 6 kişi anlaşıyor. Evet. Artık süt fiyatlarını bu ay 500 yapan 500. 300 yapalım 300. Yani evet, biz de sizin dertlerinizi buradan bildiriyoruz. Başkanımızın söylediklerine kulak verin. Bizim sınırlı bir zamanımız olduğu için nereye gidiyoruz başkanım şimdi? Açık besicilik yapılan bir yer var, oraya gidiyoruz.